Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın zamanda aldığım bir LED aydınlatma lambası ile ilgili, daha doğrusu ışığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu Godox'un hemen şöyle arkasında da yazıyor. LED P260C isimli bir ışığı, ışık diyoruz biz bunlara. Lambada geçiyor. işte LED lamba diye geçiyor. Videolarda kullanmak üzere aldım ben. Benim daha önceki videolarımı izliyorsunuzdur muhtemelen. O videolarda farklı bir ışık kullanıyordum arkadaşlar. Birazcık kendi geliştirdiğim, birazcık böyle sağdan soldan farklı parçaları bir araya getirerek yaptığım bir ışıktı o. İşte yine Godox'un bir şemsiyesi vardı. Onu kullanıyorum. İçinde de 7 lambalı böyle Çin'den getirdiğim bir duya 7 tane lamba takmaya sağlayan bir aparat vardı. Onu da bir ışık ayağının üzerine koyduğum zaman gayet güzel bir şekilde kullanıyordum bugüne kadar. Ama o tabii iptidai bir çözümdü böyle videolar için daha kaliteli bir çözüm aradığımda da karşıma bu ürün çıktı. Şimdi neden bu ürün seçtim ben? Çok araştırdım aslında hani ne alayım, nasıl alayım, nasıl edeyim diye. Bu Godox'u ben birkaç kez de görmüştüm. Fiyatı da maşallah her gördüğümde artıyordu. Bir 600 oldu, bir 700 oldu. En son ben 839 TL'ye aldım. Onu söyleyeyim. Neden bunu aldım? Birincisi benim hoşuma giden tarafı soft olması. Şurayı görüyorsunuz. Bunu detaylarından göstereceğim size. Petekli bir yapısı var arkadaşlar. Yani ışığı böyle biliyorsunuz bu led lambalarda böyle boncuk boncuk ledlerin görüldüğü versiyonlar da var. Bu öyle bir ürün değil. Ön tarafta bir paneli var. Panel olduğu için de siz ledleri göremiyorsunuz. Bu arada bu lambanın üzerinde 256 tane led var. 260C ismi ama üzerinde 256 tane led var. Şimdi gelin bir dış görünümünden bakayım. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Bende 15 inç bir bilgisayar var. Monster Huma H5 var biliyorsunuz. Onun ekranı kadar bu bayağı büyük yani. Ben bunu hani internette görüp görmüştüm. Fiziksel olarak da görmüştüm ama o zaman çok dikkat etmemiştim. İnternette gördüğümde daha küçük gibi gelmişti bana bu bayağı büyük yani şu anda görüyorsunuz bir bilgisayar kadar büyük bir cihaz var karşımıza yani ekran olarak söylüyorum bunu. Şimdi cihazın arka tarafında bir küçük bir mono bir ekran var burada işte ışık değerini şunu bunu vesaire böyle benzer şeyleri görebiliyorsunuz hangi frekansta olduğunu hangi kanalda olduğunu filan görüyorsunuz çünkü bu ürünün enteresan özellikleri var birazdan onlara değineceğim bir kanal değiştirme tuşumuz var arka tarafta. Bir de açıp kapatma tuşu var. Stop ve run diyor. Ayrıca bir de bir düğme var. Hem açıp hem kapatmak için. Bir de böyle bir hani seçtiğimiz şeyi artıya eksiye getirmek için döndürülebilir bir düğmemiz mevcut. Arkasını görüyorsunuz. Detaylardan da göstereceğim onu. Hem adaptörle çalışabiliyor ki kutusundan adaptör çıkıyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hem de iki adet bu Sony'nin NPF 970 pilleri vardır. Onlardan takarak çalışıyorsunuz ama ikisini aynı anda takmanız lazım. Bir tane çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Onu denedim ben. Çalışmıyor. Ee, buraya iki tane pil taktığınız zaman isterseniz hani mobilde kullanabiliyorsunuz. Yok ben evde kullanacağım veya işte ofiste kullanacağım. E, sabit bir mekanda kullanacağım dediğiniz zaman kutusundan çıkan şöyle bir adaptörümüz var. Bu adaptörle kullanıyorsunuz. Bunun dışında bir de kutudan ve arka yüzünde de öyle bir yuvası var arkadaşlar. Şöyle bir parça çıkıyor. Bunu da e, ayağına takmak için alt kısmı standart ışık ayağı yuvasına giriyor. Bu kısmı ise özel bir yuva var. Buraya böyle takıyorsunuz. Şöyle yukarı doğru çıt diye. Şu bakalım. Bir dakika şimdi. Şöyle hafiften bastırdığınız zaman bu yuvaya giriyor. Şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde bunu sağa sola şey sağa sola diyorum. Öne ve arkaya bu şekilde böyle hareket ettirebiliyorsunuz. dönmesinde böyle böyle yaparsanız zaten. Bu bana biraz böyle şey geldi. Zayıf gibi geldi. Biraz tıngır tıngır geldi ama taktım kullandım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Onu söyleyeyim. Şöyle şöyle bir aksesuar çıkıyor. Bir de kumanda çıkıyor. Kumandadan da işte ışık ayarını, Kelvin ayarını yapabiliyorsunuz. 3300 ile 5600K arasında Kelvin ayar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan işte açma kapama, kanal değiştirme vesaire gibi ışığın şiddetini ayarlama gibi özellikleri bulun. Şimdi ekranda bir tablo koyacağım arkadaşlar. Orada göreceksiniz teknik özellikleri var. 256 tane LED olduğunu söyledik. 3300 ile 5600 Kelvin arasında e, ısı ayarı yapabiliyoruz. %10 ile %100 arasında bir ışık ayarını, güç, yani şiddetini ayarlayabiliyoruz. adaptörleki ki kutusundan çıkıyor adaptörü. Ya da 7.4 voltluk Sony NP-F970 pillerle kullanabiliyorsunuz. 6 gruptan 16 kanallı 433 MHz kablosuz bir sistemimiz var. 95 CRI ve 94 TLCI değerlerinin olduğunu söyleyelim. Işık e, şiddeti olarak, daha doğrusu aydınlatma gücü olarak nedir diye merak ediyorsanız yarım metrede 2050 lüks verebiliyor. Bunu belirtelim. Ya bu şu, şu kofarız karışmasın. 2050 de değeri bayağı iyi. Ben tabii yarım metrede kullanmıyorum. En az bir 2-3 metre mesafeden kullanıyorum ama 2-3 metre mesafede bile tamamen açmasanız da rahat bir şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. 30 wattlık bir lambamız bu ve 917 gram da ağırlığının olduğunu söyleyelim. Yani yaklaşık 1 kilo yakın bir ağırlığı var. Çok ağır değil ama çok da hafif de değil arkadaşlar neden bu ürünü tercih ettim ben? Dediğim gibi bir kere soft olması benim hoşuma gitti. Ve yani Godox'un ürünleri de kaliteli arkadaşlar. Bizim ofiste mesela teknoloji okulda bir şey kullanıyoruz. Büyük kafalardan kullanıyoruz. Önüne softbox taktık. bu ürün ışık yönlendirme yapamıyorsunuz. Şimdi bunun farklı varyasyonları da var. Godox'ta da var. Farklı markalarda da var. Hatta bir tane 308 kodlu bir ürün daha var. O üründe ise şöyle bir durum var. Yanlara doğru kapakları var. Hani hem Sağdan hem soldan şu ön tarafı böyle kapatabiliyorsunuz. Ama o boncuk led'li böyle buradan görüyorsunuz. Ee, onların tabii şey yapabiliyorsunuz. Ee, onları yönlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ışığı mesela şimdi bu tarz ürünlerde ışığı dağıtıyor bunlar. Bunları yönlendirme imkanınız yok. O tarz ürünlerde hani sadece şuraya gelsin sadece buraya gelsin. Noktasal bir yere kadar tabii çok abartmamak kaydıyla. O yandaki o kapaklarla sağlayabiliyorsunuz. Ama ben bunu tercih ettim. Ben yani Bir tane bana yetiyor şu anda. Ben küçük bir odalı çekim yapıyorum. Ee, bana bir tane yetiyor ama tabii ideali bu değildir onu söyleyeyim ee, belki bunu merak edenler olacaktır ee, ben de ışık uzmanı değilim bu arada onu da açık net bir şekilde belirttim deneyimlerimi aktarıyorum sizlere normalde bundan iki tane alıp hani sağdan soldan bir tanesi ana ışık, bir tanesi dolgu ışığı. Bir de arka taraftan bir üçüncü bir ışık da vermeniz gerekiyor ki sizi zeminden ayırması için. Çok klasik şeyler bunlar bu arada. Her yerde internette falan da bulabilirsiniz. O amaçla kullanmıyorum. Ben sadece karşıdan bir ışık versin modundayım. Ama ileride belki bir tane daha alır. Hani bir sağdan bir soldan böyle iki farklı ışıkla da belki yapabilirim. Ama şimdilik öyle bir hani durum söz konusu değil. Kullanım olarak da çok zor bir ürün değil. Adaptörle de kullanabiliyorsunuz. Pille de kullanabiliyorsunuz. İki tane bu NP 970 Sony'nin pillerini alırsanız orijinal olması şart değil. Bir sürü de yan sanayi daha uygun fiyatlı modelleri var. Çünkü orijinal çok pahalı. 700-800 sadece pil satıyorlar bir tanesini. Ona 800 lira ne kadar yani <laughs> buna 800 lira vermiş olursunuz. Öyle düşünün. Ama adaptörle de kullanabilirsiniz. Yani ben elektrikli bir ortamda kullanacağım derseniz. Yani elektriğe yakın bir ortamda. O zaman adaptörlü kullanırsınız. Ama ben hayır mobil olacağım. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, şurada kullanıyorum diye derseniz de o zaman tabii ki iki tane pil almanız gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Ha ben memnunum. Şimdi videonun farklı yerlerinde de ışık şiddetinin ne kadar olduğunu gösteren bir birkaç örnek koyacağım sizler için. Tabi ee, tabii bu ışık şiddeti şöyle bakın arkadaşlar. Ee, ben manuel modda ayarladım çekimi. Manuel moddayken işte %10'dan %30 yaparım, %50 yaparım, %70 yaparım. Böyle kademe kademe en azından ne kadar aydınlattığını siz de görmüş olursunuz. Çünkü otomatik modda yaparsam şey o göre otomatik diyafram enstantane ayarlanacağı için Kamera tarafından söylüyorum. Siz o şiddetin ne kadar olduğunu tam olarak göremeyebilirsiniz. Onun için böyle bir ayar yapacağım. Bir arkadaşla Twitter'da paylaşmıştım bu bu ürünü aldım. Hani sormak istediği bir şey var mı diye sormuştum. Orada bana şey demişti. Hani renkleri doğru aktarıyor mu? Açıkçası o alanda ben çok uzman değilim arkadaşlar. Yani e, 3300 ile 5600 arasındaki renklerde çok inanılmaz bir fark yok. Onunla ilgili bir tane ben şey yapacağım. Bir video videonun içine öyle bir şey koyacağım. 3300'den başlayıp 5600'e kadar Kelvin değiştireceğim. Gerçek zamanlı olarak siz de en azından rengin doğru olup olmadığını siz de kendiniz karar verebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar Godox LED P260C'nin şimdi ışık testini yapacağım. Şu an %100'de ve manuel modda video kameram. Yani 1 bölü 30'a f2.5 değerinde şu anda. Değerlerim bu şekilde. Şimdi ışığı düşüreceğim birazcık. Şu an kaç yapayım? Şu an 90'a düşürdüm. Evet arkadaşlar %90 değerinde. Şimdi 70'e düşüreceğim. %70'e düşürdüm. Işık bu şekilde. %50'ye düşüreceğim. Yüzde... Şu an %50'ye düşürdüm arkadaşlar ışığı. %30'a düşürüyorum. Şu an %30'da %10'a düşürüyorum. Zaten %10 ile %100 arasında değiştirebiliyorsunuz. Şu anda ışık şiddeti %10'da arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde %100'e doğru aktaracağım. Elimdeki kumanda ile beraber basıyorum şu anda ve parmağımı kaldırmıyorum. Şu anda %100'e doğru gidiyor. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Şu anda %100 oldu arkadaşlar. Bir de renk tarafına bakalım. Şimdi şu an bütün bu testi 5600K değeriyle yaptım. Şu anda 3300'e düşüreceğim arkadaşlar. Evet, şu anda sarı bir ışık oldu. Görüyorsunuz 3300 Kelvin değerinde. Bayağı fark ediyor aslında. Hani bazı arkadaşlar e acaba etmiyormuş falan diye yorumlar görmüştüm ben özellikle internette. Ama şu an bayağı bir ediyor. Sarı bir ton oldu şu anda fark ettiyseniz. Tekrar 5600 e yapayım. Biliyorsunuz o da mavim trak bir ton yapıyor. Şu anda 5600'e tekrar getirdim. Evet gördüğünüz gibi mavim trak bir ton oldu. Daha bu beyaza yakın bir ton bence. Genelde ben 5600'de kullanıyorum. Ama 3600'de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. İşte hem ışık şiddetini değerlendirdim hem de rengin nasıl göründüğü konusunda en azından size fikir vermeye çalışmış oldum arkadaşlar. Kendinize video çekiyorsanız, YouTube'da videolar hazırlıyorsanız ya da işte böyle ben e, online eğitim veriyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi farklı beklentileriniz varsa aslında Godox'un bu LED P260C modeli fazlasıyla işinizi görecektir. Ben bu arada parasını verip aldığım bir ürün yanlış anlaşılma olmasın. Sponsorlu vesaire bir içerik değil bu ödemesini yaptım. Amazon.com.tr'den satın almıştım bu ürünü. 839 TL idi yaklaşık 15-20 gün oldu. Hala da aynı fiyattan satıldığını söyleyeyim. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum ya da şöyle bir şey yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bana sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.